Evet, iyi günler efendim. Helin Çelik'le beraber bugün gene kripto dünyasında neler oluyor, neler bitiyor onları konuşacağız. Kripto piyasalar uzmanı Helin Çelik, hoş geldin programımıza. Teşekkür ederim Sami Bey, hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun diyelim. Teşekkür. Piyasalar biraz karışık çünkü. Evet. Yatırımcılar biraz şey olmuş durumda. Ne yapsak, ne yöne gitsek diye karmaşıklık içine girmiş durumda. Şimdi bu Zaten yayınla beraber daha ne kadar kötü olabilir ki falan diye de soruyorlar sokakta bana arkadaşlar. Ben de dedim ki durun arkadaşlar, bekleyin şimdi Helin Hanım'ı seyredelim. O bize neler söyleyecek. Biraz kafa karışıklıklarını da gidermek hem de biraz daha netleştirmek açısından da aslında sizin söyledikleriniz hakikaten çok önemli. Ne oluyor, ne bitiyor bir anlatın bakalım, bir öğrenelim. evet, aslında piyasalarda ne oluyor? Şimdi kripto para piyasasında biz dalgalı ve böyle sert satışlara maruz kaldığımız bir periyodu geride bırakmaya hazırlanıyoruz diyelim. Fed'in faiz artırımı söylemleri, olağanüstü toplanacağı söylentileri, hemen akabinde geçtiğimiz hafta Cuma günü Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin ayyuka çıkması ve Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına neredeyse kesin gözüyle bakması, hatta gün vermesi, gün verdi işte 2 gün Kiev dayanır vesaire diye insanları bir paniğe sürüklemişti. Bu olayların ardından riskli varlıklardan kaçış gözlemlendi. Ama biz kripto paralarda sert satış baskısına şahit olduk ve biraz ürküttü açıkçası topluluğu. Ne oluyor? İşte daha önceden bir kaos ortamına pozitif de tepki veriyordu. Özellikle Bitcoin işte hem dijital altın olmasından hem kolayca portföyü çıkartabiliyor olmamızdan kaynaklı. Biz genelde bölgesel riskler olduğu zaman kriptolarda yukarı yönlü hareketlilik görüyorduk. Ancak biz çok uzun zamandır kriptoların riskli varlıklarla hareket ettiğine şahit olduk. Dolayısıyla jeopolitik risklerin doğuyor olması biraz daha güvenli limanı olan talebi arttırdı. Ve bu sebep yüzünden de hem kriptolarda hem endekslerde bir sert satış baskısı yaşamış olduk. Gün itibariyle baktığımız zaman bu arada hafta sonu yatay eksende ilerledi. Bitcoin dolar paritesi hafta başına geçişte biraz daha yeşil yüzünü gösterdi bize. Derken dün toparlanma izleri tekrar perçinlenmiş oldu. Bunda da aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin biraz yumuşaması rol oynadı diyebiliriz. Yani burada Rusya'daki birliklerin tekrar kendi yerlerine dönüyor olması güvenli limandan olan girişleri tekrar tersine çevirdi. Bunu da hatta altınla ayrıca incelememiz lazım. O yüzden sizle bugün ne konuştuk? Altın için ayrıca bir video yapalım. İşte sadece altını değerlendirelim demiştik. Bu videoyu izleyen yatırımcılar varsa altın şeyimize de hem orada grafik yorumlamasını da detaylı yapacağız çünkü altın videomuza da bakabilecekler. Tekrar kripto para piyasasına dönecek olursam tabii böyle bulutlar dağıldı, biraz daha yukarı yönlü hareketlilik görüldü ama tepki satışları gelmeye devam ediyor. Kendi üzerindeki haberlere bakacak olursak Metaverse ile alakalı olan pozitif gelişmeler, işte bu yayılım süreci devam ediyor. JP Morgan Decentraland'de yerini aldı ve buraya çok ciddi bir yatırım yaptı. Yani JP Morgan Metaverse evrenine giren ilk banka olarak literatüre geçmeye hazırlanıyor. Başvurularını yaptı. Bu pozitif bir gelişme evreni buradaki topluluğun algısını en azından biraz daha üst segmente taşıyabilecek bir aksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında yine kriptoların özelinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı haberler var. Stable coinlerle alakalı bir yasa tasarısı sunulacak ve burada gerçekten kripto para birimlerinden ayrılmasını, volatilitesi yüksek olan enstrümandan biraz daha farklı değerlendirilmesi gerektiğinin üzerinde duruluyor. Artık stable coinlere Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha ılıman yaklaştığını gözlemliyoruz. Bir başka haber de yine Temsilciler Meclisi üyesinden geldi. Kripto para cüzdanları ile alakalı bir yasa tasarısı sunmak istediğini belirtti. Hatta bu tasarı sunuldu diyebiliyorum. Bu tasarının detayına bakacak olursak, şimdi daha önce kişisel kripto para cüzdanlarına karşı bir handikap vardı. Harcama yoluyla özellikle yapılacak olan aksiyonların kısıtlanması yönünde. Şimdi bu kısıtların kaldırılması yönünde kişisel kripto para cüzdanlarının önünü açabilecek bir tasarı, deyim yerindeyse, gelmiş oldu. Pozitif haberler gelmeye başlıyor. Jeopolitik riskler dağılıyor.
tek kritik nokta faiz artırımı süreci hala önümüzdeki süreçte masada duracak gibi gözüküyor. Burada tabii düşüş trendini kırmıştık biz. Kripto para birimlerinde ufak tefek yukarı yönlü reaksiyonlar geliyordu. Ancak faiz artırımı hala masada. Özellikle Mart ayında buna dikkat etmemiz lazım. Geçici mi olacak bu düşüş, yaşanır mı? Tekrar bakmış olacağız ama olası bir faiz artırımında dolar endeksinin güçlenmesini ve endekslerle birlikte kripto para birimlerinin de geri çekilmesini bekleyebiliriz düz mantıkla bakacak olursak, ama o zamanın koşulları da önemli olacak diyebiliriz. Dilerseniz zaten şimdi bu FED faiz oranını 25 bas puan derken şimdi 50 bas puanlardan falan bahsediliyor. Belki de daha yüksek olabilir. Faiz artıracağını artık kesin gözüyle bakıyor bütün dünya. Bu o kripto dünyasında da olumsuz yönde etkileyecek. Peki bu düşüş ne kadara kadar sizce mesela Bitcoin'de olur eğer böyle bir faiz artışı olursa? Aslında grafikte de tabii anlatacaksınız bunu. Şimdi biz Bitcoin dolar paritesi üstünden bakalım. Nerelere gidebiliriz? Yukarıda 45.670 direnci vardı. Bu direnç seviyesini test ederek bir miktar geri çekilmişti. 41.000 seviyelerine kadar bir dönüş almıştı. Buradan toparlanma izleri Rusya-Ukrayna arasındaki açmazların biraz daha hafiflemesiyle birlikte, Rusya birliklerinin tekrar geri dönüş yapmasıyla birlikte kripto para birimlerinde de yukarı yönlü reaksiyon görülmüştü. Ancak bu olumlu tepki 45.670'i kırmaya yetmedi. Yani biz ana haliyle, evet, yani kabaca baktığımız zaman 45.000'leri test ettik ama daha önceki zirveyi özellikle günlük grafikte incelediğimiz zaman geçemediğimiz için ve bir dönüş aldığımız için şu an hala dikkat bölgesi denilebilecek bir noktadayız açıkçası. Eğer 45.670'i kırmak için yeterli momentumu bulabilirse, o zaman biz kademeli olarak 42.200'ler ve sonrasında 50.500'leri takip edebiliriz diyebiliriz. Tabii bu faiz artırımı sürecine kadar ki geçecek olan süreçte biz grafikte hangi noktada olacağız, bu önemli. Ama donelere baktığım zaman kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Faiz artırımıyla birlikte tabii 50 bas puan bir artış söz konusu olursa, piyasa reaksiyon verirse, kriptolar geri çekilme sürecine girerse, bu geri çekilme süreci biraz daha kısıtlı kalabilir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu 33.000'leri test ettiğimiz dip seviyeleri baz alacak olursak. Çünkü biz aynı zamanda kripto para birimlerini incelerken zincir verilerine de bakıyoruz ve zincir verileri bize gösteriyor ki rezervler, yani tüm borsalarda bulunan Bitcoin rezervleri son 3,5 yılın en düşük seviyesinde. Yani bir yerden alımlar gerçekleşiyor. Diğer taraftan bakıyorum, sıfıra eşit olmayan adres sayısı Ethereum kanadından konuşacak olursam yine tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Dolayısıyla biz arz kısıtı yaratacak olan durumların yaşandığını ve talebin de mikro işlemlerin de makro işlemlerin de bir bütün halinde ilerlediğini gözlemliyoruz. Piyasadaki talep koşulları yeteri kadar oluşursa eğer bu yaşanacak geri çekilmelerde biraz daha sınırlı kalacaktır. Biz dip seviye olarak şu an itibariyle 33.000'i takip ediyoruz ama faiz artırımı sürecine kadarki olan bölge nerelerde olacak? Yani 50.000'lere gidecek mi? Oradan sekerse 45'leri deneyecektir. Belki de buradan toparlama alacaktır. Ki yani bayağı bir süre var, yani Mart ayından bahsediyoruz. Şu an biz 16 Şubat'tayız. O süreyi takip etmekte yarar var. 45.600'ü kırarsa direkt 50.500, sonra 54.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde bir kademe boy belki de sarkabilir. Bunu izleyip görmüş olacağız ama sırasıyla saymamız gerekirse 45.670, bir aralarda dediğimiz gibi 48.000'ler var. Oraya dikkat etmek lazım. 50.570 ve 54.000 kademeli olarak takip edeceğimiz direnç seviyeleri arasında. Aşağıda bizim şu an itibariyle takip edeceğimiz bölge ilk etapta hareketli ortalamaya denk gelen bir bölge. Yani şöyle iyice açalım. 9 günlük hareketli ortalamayı biz günlük grafikte takip ettiğimiz zaman 43.300 seviyelerine denk geliyor. Yani 43.000, 40.000 bandı bizim için artık biraz olağan karşılanabilir ama ilk 40.000'lere dönüş sinyalini
43 binlerden alabiliriz hareketli ortalamanın kırılmasıyla. O zaman biraz daha satış baskısının devam etmesini bekleriz biz bu durumda. Dediğimiz gibi şu an tepki satışları geliyor günü itibariyle ama genele bakacak olursak bu haftaya iki tane yeşil mum bıraktı diyebiliriz. Bugünü de yeşil geçirmesi önemli. En azından kapanışına dikkat etmemiz, bakmamız lazım. Kapanışını kabaca 45 binlerde yaparsa işimiz biraz daha kolay olur diyebiliriz Bitcoin dolar için. Bir de Ethereum'a bakalım isterseniz. Ethereum dolar bu arada neler yapıyor? Ethereum dolar da düşüş trendini kırdı ve 3200'den reaksiyon alıyor şu an. Direnci test ettikten sonra bir miktar dönüş aldı. Biz bu dönüşü, bu satış baskısını 3000 seviyelerine kadar tolere edebiliriz. Yine günlük grafikte baktığımızda hareketli ortalama bölgesine denk geliyor. Buradan sarkarsa 2800 test edeceği ilk bölge ama 2800'ün üzerinde tutulması önemli. Daha önce test ederek tekrar 3200'lere doğru yol aldığı bir bölge. O yüzden 2800 olası bir sarkmada tolere edilebilecek bir bölge. Ancak 2800 kırılırsa o zaman biz geçtiğimiz günlerde test ettiğimiz bölgeye yeniden dönebiliriz. Yukarıda bizim için önemli olan geçici anlık kapanışlar değil, 3200'ün üzerinde kalıcılık sağlaması burada kritik olan. O halde biz 3500 ve 3800'ü seviyelere kadar ivme yakalayabiliriz. Yine faiz artırım sürecine hangi periyot denk gelirse bir destek boyu kadar belki sarkabilir ama piyasa koşullarını yine takip etmekte yarar var diyorum. Peki ne bekliyoruz bundan sonrasında genel anlamda? Açıkçası genel anlamda bu jeopolitik risklerin rafa kaldırıldığını varsayarsak ve süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ılıman havanın devam edeceğini varsayarsak ve zincir verileri de biraz daha pozitife dönmeye başladı. O zaman biz toparlanma sürecinin süre gelmesini bekleyebiliriz açıkçası. Sadece işte dediğim gibi bu aradaki haber akışları, çünkü faiz artırımı yani geçtiğimiz aydan beri zaten piyasayı domine ediyor. O hep var. Hep bir faiz artırımı söylemi yaşanıyor ve biz bunun fiyatlamasını, bunun baskısını da zaten görüyoruz. Yoksa normal şartlar altında kripto para piyasasında ki bu toparlanma süreci bile bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Daha farklı reaksiyon gelebilirdi. Biz bu süreçle birlikte toparlanmayı da yaşadığımız için ve toparlanma izlerinin de zincir verilerinden yola çıkarak biraz daha sürmesini beklediğimiz için biraz daha alıcılı seyrin hakim olmasını bekleyebiliriz ama bu işte biraz önce bahsettiğim hareketli ortalamalar eksenine dikkat etmek lazım. Belki stoplu çalışmak lazım. Onun dışında şu an için aksi bir durum, çok böyle sert bir dalga yaratacak bir durum görmüyorum şahsen. Evet, Elin Çelik, çok teşekkür ediyorum. Bu hafta kripto dünyasından haberleri Elin Çelik'ten aldık. Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok seviniriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ben teşekkür ederim.